Bingöl dün gece dehşeti yaşadı ve yine yaşamaya devam ediyor. Fakat önce size çok sevinçli bir haber verelim. Şu anda Çeltiksuyu'ndaki İlköğretim Okulu'nun yatakhanesindeyiz. Ve şu anda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve kurtarma görevlileri 8 öğrenciye ulaşmış durumda. Birazdan çıkarılmaları bekleniyor. Az önce yaklaşık 20 dakika önce bir öğrenci çıkarıldı. Fakat 100 kadar öğrencinin şu anda yatakhanenin altında olduğunu biliyoruz. 198 öğrenci barındırıyordu Çeltiksuyu'ndaki yatakhane. 69 öğrencinin sağ olarak çıkarıldığını öğrendik. Aldığımız bilgiye göre 25 cenaze var. 25 cenaze çıkarıldı. Çok ilginç bir şey var burada. Hemen kameraman arkadaşım Hakan Yeşildağ'dan rica edeceğim. Gördüğünüz İlköğretim Okulu'nun asıl binası. Burası yıkıldı. Hemen tam arkamda gördüğünüz yerse şu anda kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 198 öğrencinin yattığı yatakhane, burası da yıkıldı. Buranın müteahhitleri aynıydı, aynı isimdi. Fakat hemen sağ tarafımda gördüğünüz lojmanlarsa yıkılmadı. Çünkü buranın müteahhiti ise farklıydı. Şu anda yanımda iki tane öğrencinin babası var. Şimdi onlarla konuşacağız. Oğulları henüz binanın altında fakat umutlarını kesmediler. Evet, önce Mehmet Bey'e dönüyorum. Mehmet Bey, oğlunuzu tanıtır mısınız? Oğlum şu an enkaz altındadır. Ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Özellikle başbakana. %45 ve 51 kırımla işi bu tayitlara vermesinler. %45-50 ile bu tayitlara verdiği zaman bizim halimiz de bu olur. Bize yani pansuman yapmamışlar, mazarlık yapmışlar burada. Ben şu an çocuğu 15 kilometreden hafta içi gönderiyorum her gün. Hafta sonu alıyorum buradan. İşte %45-50 kırımla verdiği zaman bizim halimiz de bu olur yani. Peki umudunuzu kestiniz mi? Yitirmemişim umudumu. Kesmemişim. Allah'tan ümit kesilmez. Bakalım ne olacak. Bütün yetkililere teşekkür ederim. Askeri olsun, sivil savunma olsun. Bütün yetkililere teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sadece bunu diyorum. Şu anda benim adım Fevzi Ketenalp. Garipköy merkezden. Çocuğunuz kim? Çocuğum Serhat Ketenalp. Kaç şu yaşındaydı? Anda 14 yaşında. Şu anda enkaz altındadır. Hala da onunla beraber 100 kişi şu anda altındadır. Biz de burada bekliyoruz. Şu anda gördüğünüz pansiyon şu anda yerle bir olmuş. 3 kat, 4 kat birbirine girmiş. Şu anda gördüğün bu ilkokul burada dershane şu anda birinci katı şeye, alt zemin katına inmiş. Şu anda karşımda bir öğretmenler evi vardı. Başka bir müteahhit yapmış. Bu safa sağlam duruyor. Bunun sebebi de bunun kötü malzeme kullandığı için öyle oluyor. Yazık değil mi yani bu çocuklara? O kadar yazık değil mi? Bütün çocuklarımız şu anda da bir ciğerimiz parlıyor. Fevzi Bey, dakikalar ilerliyor. Evet. Siz ümidinizi kestiniz mi? Şu anda ümidimi kesmedim. Şu halde de bekliyorum. Şu anda diyorlar 8 kişi şu anda burada sağdır. Bilmem bekliyoruz. Su verdiler. Şu anda çıkaramadılar. Şu anda çalışmaya bir ara verdiler. Herhalde biraz sonra yine başlarlar. Demin bana bir haber geldi. Yusuf Katkay, ben babasıyım. Dediler ki Yusuf adında bir sağmış, seslendik. Yusuf benim demiş. Bilmiyorum. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah. İnşallah. İnşallah hepsi hayattadır. Benim yalnız değil, cümlemizin. İnşallah. Cümlemizin kurtarılır. İnşallah. Allah'tan ümit kesilmez yani. Bingöl çok dehşetli, çok korkunç bir gece yaşadı. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladığı haber ekranlarınıza getiriyoruz. Bingöllüler uykularında yakalandığı 6.4 büyüklüğündeki depreme 20 saniye boyunca Bingöl sallandı. O 20 saniye içinde evler, okullar, kamu binaları yıkıldı. Elektrikler kesildi. Kent karanlığa gömüldü, çığlıklara boğuldu. Ya bir yardım adın ya. Ya bu sağdır adama. Sağ ol. Ya adam sağdır ya. Sağdır ya benim. Kendini kurtaran enkaz başına gitti. Kiminin çocuğu, kiminin annesi, babası, kiminin de eşi kalmıştı enkaz altında. Askeri birlikler ulaştı enkaz başına. Merkezde çöken bina sayısı 10'du. Saatler ilerleyip gün ağardığında köylerden de ölüm haberleri gelmeye başladı. Bingöl güne acıyla ve öfkeyle girdi. Ambulans nerede ambulans? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor.
yerlerden kurtarma yardım ekipleri erkenden yola çıktı. Yola çıkanlar arasında Show Haber muhabiri Nevzat Bingöl de vardı. Haber için gitmişti ama Bingöl'de yaşayan yakınlarının enkaz altında olduğunu öğrendi. Enkaz başına gitti ancak 3 yeğeni çoktan yaşamını yitirmişti. Enkazdan kurtarılan Bingöllü acıyla enkaz başında bekleyenleri sevindirdi. Ama sevinen sayısı azdı. Çünkü enkaz altında kalanların sayısı her dakika artıyordu. Yaşamını yitirenlerse morga kaldırılmıştı. Yakınları cenazeleri görmek, almak istiyordu. Sinirler gergindi. Tartışma kaçınılmaz oldu. Ölenlerin sayısı sürekli artıyordu. Bingöl depreminin bilançosu akşam saatlerinde kent merkezinde ölü sayısı 88, yaralı sayısı 435'ti. Evet, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda yanımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Başkanı Okan Tüysüz var. Hocam, ne diyorsunuz bu depreme? Hangi faydır bu depreme yol açan? Öncelikle geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer Doğu Anadolu Fayı üzerinde. Doğu Anadolu Fayı'nın en doğu ucu. Burası tektonik açıdan son derece aktif. Geçmişte de bir sürü benzeri depremler üretmiş bir bölge. Yani gayet doğal aslında. 1971'de de burada bir deprem olmuştu ve 2500 kişi ölmüştü. Evet, 22 Mayıs 1971'de de benzeri bir deprem oldu. Aslında bizim için biraz sürpriz çünkü aynı yerde bu tür büyüklükte bu kadar sık aralıkla deprem olmasını beklemiyoruz. Peki hocam, bu deprem başka bölgeleri tetikleyebilir mi acaba? Zannetmiyorum. Bunun kendi içerisinde bir deprem olduğunu düşünüyoruz. Ama yarın işte arazi çalışmaları yapacağız. Ondan sonra biraz daha saatli bir şeyler söyleme şansımız var. Çünkü henüz yeni ulaştık bölgeye. Herhangi bir inceleme yapamadık. Yanımda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Haluk Eydoğan da var. Hocam, arkamızdaki bina yıkılmış, yanımızdaki bina yıkılmış fakat bu bina yıkılmamış. Nasıl değerlendiriyor? Burada gördüğümüz örnek Türkiye'nin bir resmi. Maalesef Türkiye bir deprem politikasını oluşturup sürdüremediği için depreme dayanıklı yapı üretemiyor. Bu maalesef Türkiye'de özellikle birinci derece ve ikinci derece deprem bölgelerinde yapılaşmada çok karşımıza çıkan bir durum. Buna benzer bir olay belki hatırlarsınız. 1966 Varto depreminde de karşımıza çıktı. 1966 Varto depreminde de yatılı okul aynen bu şekilde yıkıldı. Birçok insanımızı kaybettik. Türkiye depreme dayanıklı yapı üretmenin yolunu bulmak zorunda. Bu kısır döngüden kurtulmak zorunda. Türkiye buna layık değil. Türkiye'nin bir gerçekten ulusal bir deprem politikasını belirlemesi ve tavizsiz uygulaması lazım. Depreme dayanıklı yapı üretmenin yolunu bulması lazım. Yine Okan Tüysüz'e dönüyorum. Hocam, basında da bazı iddialar yer almıştı. Körfez Savaşı'nın depremleri tetiklediği iddia edilmişti. Bu bölgede savaşın yapıldığı yere çok yakın. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iddialar tamamıyla gerçek dışı, bilim dışı iddialar. Körfez Savaşı'nda atılan bombaların falan etkisi gibi bir şey söz konusu değil. Aynı anda Körfez'de atılan bombaların 1000 kadarı atılırsa belki böyle bir depremi tetikleme ihtimali var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda bilmiyorum görebiliyor musunuz ama AKUTA, jandarmaya ve özel kuvvetlere artı sivil savunmaya bağlı ekipler bir canlıya ulaşmak üzereler, bir öğrenciye ulaşmak üzereler. Fakat depremden tek hasar gören yer bu arkamda gördüğünüz yer değil. Bingöl Devlet Hastanesi de çok ağır hasar almıştı. Biz de bugün oraya gittik ve bu görüntüleri sizin için haberleştirdik, izliyoruz. Tamam gidiyor. 2-3 dakika sadece ben bağırdım, beni helal et dedim. İki çocuğum, bir de hanımım şu anda bilmiyorum. Tamam yavrum. Bingöl Devlet Hastanesi depremden hasar gören yerlerden biriydi. Hastane hemen boşaltıldı. Ama enkaz altından çıkarılan yaralılar geliyordu. Hemen bahçeye seyyar bir hastane kuruldu. Anne!
Ambulanslardan birinde eşi ve iki çocuğu enkazın içinde kalan Sıddık Kaya vardı. Hanım kalkar kalkmaz dolap, biliyorum yatak dolabı devrildi, onun altında kaldım. Yani 2-3 dakika sadece ben bağırdım, beni helal et dedim. Ondan sonra siyaset seda kesildi. Yani benim bildiğim tek şey budur, başka bir şey. Ama acayip bir şeydi, ben böyle bir şey görmedim. Bingöl Devlet Hastanesi'ne bir yandan ambulanslarla yaralılar geliyor, bir yandan da depremde hayatını kaybedenler ambulanslarla defnedilecekleri yerlere doğru götürülüyor. Hastane personeli de çalışma arkadaşlarını, akrabalarını kaybetmişti. Ama tedavi edilmesi gereken hastalar vardı. Ancak gözyaşlarını tutmak mümkün değildi. Personelinizden hayatını kaybedenler de varmış. Yaralı olanlar var. Şu anlık göçükün altında olanlar var. Haber alamadığımız personel var. Mesai arkadaşlarımız var. Eşleri var, çocukları var, kardeşler. Yani bilmiyorum. Ya hastaneden yakınınız kayboldu mu acaba? Çalışma arkadaşlarınızdan. Bingöl Devlet Hastanesi'nin dışarıdan pek bir sorunu yoktu. Ancak içeriye girildiğinde tablo çok farklıydı. Burası Bingöl Devlet Hastanesi'nin acil servisi. Acil servisten şimdi içeri giriyoruz. Ve acil servis deprem sonrasında boşaltıldı. İşte çatlakları görüyorsunuz acil servisteki. Burası çok büyük tehlike arz ettiğinden acil serviste yatan bütün hastalar dışarıya, hastanenin bahçesine götürüldü. Burada kalan tek şey gördüğünüz tüpler ve bu çekmeceler. Arkamda gördüğünüz oda Bingöl Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesi. Şimdi odadan içeri girdik. Görüyorsunuz her şey depremle beraber yere yıkılmış. Burası hastanın yatağı. Buralar ameliyat için kullanılan malzemeler. Ameliyathane şu anda kullanılamadığı için Bingöl Devlet Hastanesi'ne gelen ağır yaralılar çevre illere sevk ediliyor. Bu şartlarda nasıl çalışabiliyorsunuz? Vallahi çalışıyoruz. Kaçınılmaz. Zorunluluk yani bu. Akşam deprem oldu. Ben ayağım buradan ikiye bölündü. Ambulanslar her zaman yaralı da getirmiyor. Bu arkamda gördüğünüz ambulansta hayatını kaybetmiş biri var. Bırakamıyorum. Ayağından ceket